Bülent Arınç sessizliğini bozdu. Sedat Peker'in iddiaları hakkında flaş çağrı. Bülent Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolara ilişkin konuştu. Eski TBMM Başkanı, Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda ortaya attığı iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi. Arınç, yolsuzluk için çete kuranlara karşı yargının harekete geçmesinin önemine işaret ederek, doğulsa kadınların bile tutuklandığı, çocuklarıyla beraber cezaevinde kaldığı bir Türkiye'de, kanser hastalığıyla boğuşurken bile tahliye edilmeyen insanların bulunduğu bir Türkiye'de tutuklamalar yapılacaksa bu ağır suçların sahipleri hakkında herhalde yapılacak. Bu yargının görevidir. Tabii Adalet Bakanımızın, yargının, HSK'nın ve bunlara talimat verme durumunda olan herkesin bu olayların üzerine gideceksiniz arkadaş, ben sizden adalet bekliyorum demesi lazım diye konuştu. Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın sorularını yanıtlayan Bülent Arınç, gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Söyleşiden satır başları şu şekilde. AK Parti 20 yaşında. Sizin kurduğunuz AK Parti ile bugünkü AK Parti arasında bir fark görüyor musunuz? Aynı olması mümkün değil zaten. Yani bir derede iki defa yıkanılmaz veya bir suyla iki defa abdest alınmaz. Yaşadığımız olaylar sebebiyle kısmen uzaklaşmalar olabilir, kısmen yapılan hatalar olabilir. Bu hataların sebepleri de doğru olabilir, yanlış olabilir. Ama o parlak dönemde olduğu gibi %50'lik oy oranına 2011 seçimlerinde ulaşmış bir partinin bugün ittifaklar ile bu nispeti yakalamaya çalışması artık seçmenin de siyasetçilerin de takdirinde olan bir konudur. Yani tek başımıza %50'yi almak başarısı, hatta bunu daha da arttırmak başarısı varken bugün geldiğimiz nokta yaşadığımız olaylar sebebiyledir. Bir gerileme mi tarif ediyorsunuz? Yani ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama yaşadığımız olaylar bazı konuları eleştirilir hale getirmiş olabilir. Tutuklama sebepleri yoksa serbest yargılanma asıldır. Yazdığı yazıdan dolayı 70 yaşına geçmiş insanların cezaevinde olmasını nasıl izah edebileceksiniz? İstifa sürecine giderken kullandığınız ifadeler vardı. Osman Kavala'dan ve Selahattin Demirtaş'tan bahsetmiştiniz. Önce Devlet Bahçeli, sonra Cumhurbaşkanı tarafından eleştirildiniz ve istifa ettiniz. Az önce de benim söylediğim doğrudur ya da hata yapmış olabilirim dediniz. O günkü sözlerinizi şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hala o sözlerin arkasında mısınız yoksa hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Ben uzun tutukluluğa itiraz ediyorum. O isimleri ben vermiyorum. Verene de bir şey demiyorum. Yani örneklerden bir tanesi belki o olabilir. İsmi veren ben değilim ama ısrarla sorulunca uzun tutukluluğa karşı olduğumu söyledim. Tutuklama sebepleri yoksa serbest yargılanma asıldır. Tutuklu olmak istisnadır. Bunu ben Ergenekon davaları sürerken de söyledim ve kendime örnek verdim. Ben 15 yıl ağır hapis talebiyle yargılandım. 1985 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 2,5 sene sonra ben beraat ettim. Davanın başladığı günden 2,5 sene sonra beraat ettiğim güne kadar ben tutuklanmadım. Savcı tutuklama talebi etmedi. 5 sene cezaevi verdikleri gün benim hakkımda tutuklama kararı çıkmadı. Yani ben o günlere mi özeneceğim şimdi? Şimdi hapşıran adamı gel bakalım deyip tutuklayan yargıda bir sorun var. Ben bu yargıdaki soruna itiraz ediyorum. Çok basit suçlamalar ile, hatta gazeteciler için düşünürsek, yazdığı yazıdan dolayı 70 yaşını geçmiş insanların cezaevinde olmasını nasıl izah edebileceksiniz? 15 Temmuz'a giden yolda yazı ne kadar etkili oldu? Karikatür ne kadar etkili oldu? Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok kararını beğenirim. İfade özgürlüğü konusunda bir kararında herkesin hoşuna giden sözleri söylemek ifade özgürlüğü değildir. Herkesin canını sıkan, yüzünü buruşturan, insanı irite eden, hatta bu kadar da olmaz dedirtecek şeylerin söylenmesi ifade özgürlüğüdür. O yüzden sonuna kadar eleştirin. Eleştiriye açık olacağız. Ama asla hakaret olmayacak, asla istihza olmayacak. Sedat Peker'in paylaştığı videolardaki sözleri ve iddiaları var. Türkiye'nin gündemi de bu konuya kilitlendi. Sizin değerlendirmeniz nedir? Ben Sedat Peker'in konuşmaları veya burada söz ettiği insanlar ile ilgili olarak isim bazında bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Ama bir olgu var. Bu olgu üzerinden yaşadığım birkaç konuyu size aktarmak istiyorum. Şimdi bir defa yolsuzluk dünyanın en eski işidir belki. Ama yolsuzluk, yani haksız kazanç, nüfus suistimalinin yasalarımıza göre suç olmasının yanında inancımızda da bunu reddeder. İnancımız da alın teri kutsaldır. Biz 55 çıkar amaçlı suç örgütünü çökerttik. Tayyip Bey'in talimatıyla. O yüzden bu tür olayların içerisinde hiç kimse, geçmişe bakarak söylüyorum, Tayyip Bey'in bir katkısını aramasın. Yargı gözünü kırpmadan bu işlerin üzerine gidecek. Eskiden derlerdi ki hakim vicdan ve cüzdan arasında kalıyor, kalmayacak. Bu konudan dolayı birisinin şikayetçi olmasına gerek yok. Bunlar takibi şikayete bağlı suç değil ki. Bunlar cürümdür. Cürüm ne demek? Bilerek ve isteyerek işlenen suçtur.
Buradaki her iddia mutlaka savcılar tarafından incelenmeli. Çünkü ben yolsuzluk için çete kuranların terör için çete kuranlardan farklı olmadığını düşünürüm. Bilmem, atarlarsa atacaklar. Ben dediğim gibi şu bütüncül bakışın içinde kalmaya çalışıyorum. Yargı gereğini yapmalıdır. Nasıl yapacak? Bütün bu iddiaları en ciddi biçimde inceleyecek ve sonucu kamuoyuna açıklayacak. Loğusa kadınların bile tutuklandığı, çocuklarıyla beraber cezaevinde kaldığı bir Türkiye'de, kanser hastalığıyla boğuşurken bile tahliye edilmeyen insanların bulunduğu bir Türkiye'de tutuklamalar yapılacaksa, bu ağır suçların sahipleri hakkında herhalde yapılacak. Bu yargının görevidir. Tabii Adalet Bakanımızın, yargının, HSK'nın ve bunlara talimat verme durumunda olan herkesin bu olayların üzerine gideceksiniz arkadaş, ben sizden adalet bekliyorum demesi lazım. Şimdi işin yargı boyutu, emniyet bürokrasisi boyutu var. Emniyetin dışında başka eller de olabilir. Kendi içlerinde tekrar mı arınma gerekiyorsa bunu yapacaklardır ve vatandaşa bilgi vereceklerdir. Peker ne diyor? Namusu maaşı kadar olanlar diyor. Ne kadar acı bir şey, düşünebiliyor musunuz? Hala köşesinde bu konuyla ilgili yazı yazmayan insanlar var. Hala bu olayları duymazdan gelenler var. Deve kuşu gibi kafasını kuma sokmuş, beni görmüyorlar diyor. Türkiye'de medyanın düştüğü hale bakın. Bereket ki sosyal medya var. YouTube kanalları var. İnsanlar onları daha çok takip ediyor. Bugün amiral gemileri hepsi battı çıktı. Bu çok ayıp bir şey. Mücadele etmek istiyorsak medya görevini yapacak. Yargı görevini yapacak. Siyaset görevini yapacak. Siyasetin içindeki insanlar kendi görev alanlarını iyi yapacaklar. Şeffaf olacaklar ve hesap verecekler. Hesap vermek hamasi nutuklar atarak olmaz. İddialara cevap vererek olur. Topu taca atarak olmaz. Top sahada oynanacak. Sahada top çevirmeyeceksin. Golü atacaksın. Ne sorulduysa ona göre cevap vereceksin. Sayın Cumhurbaşkanımızın son konuşmasında bunlarla aynı çuvala girenler pişman olurlar dedi. Olmuşlardır da nitekim. Yani bu tür insanlara selam verenler bile günün birinde hem yalnız kalırlar hem şaibe altında kalırlar. Bütün siyasetçiler için bunları söylüyorum. Buna itina gösterenler de var. Hiçbir şey olmaz canım. Millet bunları görmez, duymaz diye düşünenler de var. Ama bu olay hepimizin aklımızı başımıza getirmeli. Bu vesileyle her konunun üzerinde ciddiyetle durmalıyız. Meclis Başkanı arzu ederse TBMM'de bir araştırma komisyonu da kurulabilir. Ama önemli olan şey şimdi bu iddiaların değerlendirilmesini bizim yargımızın yapmasıdır. Yargı eskiden bağımsızdı. 2010'dan bu yana ona bir de tarafsız kelimesini ekledik. Şimdi bizim şanlı yargımızın ne kadar bağımsız, ne kadar tarafsız olduğunu göstermesi lazım, göstermelidir. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.